kendi irademle koruduğum bu kişinin akıbeti için ne yapmak lazım ki hem ona verdiğim sözü tutabileyim hem de kararımı tatbik edebileyim? Oh. Ebu Suud Efendi. Söyle hatun, söyle. Hürrem Sultanımız akşam vakfın iftarına katılacaklar. Benim de orada olmamı istediler. Haberim var hatun. Hayrın bedestende olması için ne lazımsa yaptım. Yalnız çocuklarla hatunlar olacak. Sultanımız yüce gönlüyle birçok hayır işliyor. Ne âlâ, ne âlâ. Hayrola efendi? Ne bu halin? Ne var halimde hatun, ne var? Yani geceden beri başını kitaplardan kaldırmadın. Oruçlu halinle yorma bu kadar kendini. İşlerim var hatun. Meşgul etme beni. Hadi, hadi. Hünkârım, Ebu Suud Efendi geldiler. Gelsin. Hünkârım. Hoş geldin Kadı Efendi. Gel otur şöyle. Daha evvel fikrimi istediğiniz husus ile alakalı bir çözüm buldum. Neymiş o? Yüce iradenizle kendinizden dahi koruduğunuz şahsın katli ancak bir şekilde vacip olur. Seni dinliyorum. Bu kitap benim tefsirimdir hünkârım. Naçizane vakit buldukça üzerinde çalışmaktayım. Size kutsal kitabımızdan bir sure okumak isterim. Müsaadenizle. Dün gece. Zümer suresi 42. ayette der ki, Allah ölüm vakti gelenin canını alır, vakti gelmeyenin de uykusundayken ruhlarını alır. Ölümüne hükmettiği canı alır, ötekini muayyen bir vakte kadar bırakır. Şüphe yok ki bunda İyi düşünecek bir kavim için ibretler vardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kişi uyandığı vakitte ruhumu bana gönderen, beni uykumda öldürmeyen Rabbime hamdolsun.
yerleri ve gökleri kaymaktan tutan Allah'ıma hamdolsun demeli. Gene Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme sordular ki, cennet ehli uyur mu? Buyurdu ki, hayır. Uyku ölümün kardeşidir. Cennette ölüm yoktur. Uyuduğunuz gibi ölürsünüz, uyandığınız gibi dirilirsiniz. Nedir bunların manası? Hünkârım, siz uyuyacaksınız. Uyuyacaksınız. Uyuyan bir Ademoğlu dünya işlerinden elini eteğini çekmiştir. Uyurken olan biten hiçbir şeyden mesul tutulamaz, ayıplanamaz ve itham edilemez. Zira hayat uyanıkken hareketle oluşur, uyuyan bir kişi gerçekte yaşamaz. Böylece hem sadakatsizliğinin cezasını verirsiniz hem de yemininizi bozmamış olursunuz hünkârım. Bu yüzden yüce iradenizle kendinizden dahi koruduğunuz bu zat her kimse ancak siz uyurken infaz edilmelidir.